Ben Alevi, Kürt Alevi bir ailenin kızıyım. İşte nereden tanışıyoruz? Metris Askeri Akademisi'nden tanışıyoruz falan diyoruz birbirimize. Bu anarşik. Bu kız anarşik. Ben ne olurdum bilmiyorum. Belki ben bir şeyler yazardım yani. Mesela Korkarım benim yazdığım bir şarkı sözü. Korkarım'ın sözlerine bakın. İşte beni bulacaklar, beni tutacaklar, beni yoracaklar. İşte korkarım dönemem filan diyen sözler var onda. Ben onu yazarken hiç öyle bir şey söz konusu değildi. Yani ama işte hayatımız bu. Onu demek istiyorum. Ta 90'ların başında Ahmet'in yazdığı Sürgün şarkısı var mesela. İşte dönecekler bir gün diyor mesela o Sürgün şarkısında. Bütün sürgünler için. Sanatçının öngörüsü bu belki öyle demek lazım ya da ya bizim yaptığımız işin şeyi bu yani karşılığı bedeli ne bileyim yani. Nasipsiz. Kıştan mı, yağmurdan mı, yoksa aşktan mı, ağladıkça, ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek, göreceksin. Evet, o da benim sözlerim ağladıkça. Yani işte hala bugün dağlarımız yeşerecek diye bekliyoruz. Dağlar yakılıyor hala. Onun için yani o ya birçok şeye baktığınızda, birçok şarkıya baktığınızda şeyi görebilirsiniz rahatlıkla. Yani yaşamadan yazılmış, önce yazmış sonra yaşamış. Önce üretmiş sonra başına gelmiş gibi. Ben Dersimli bir ailenin çocuğuyum. En küçüğüyüm ailenin. Aslında Kemaliye, Eyin doğumluyum. Ben Alevi, Kürt Alevi bir ailenin kızıyım. Oradayken bir Alevi-Sünni çatışması oluyor Eyin'de. Oradaki bütün Aleviler göç ediyorlar. Kasabadan gidiyorlar ve benim ailem de gitmek istiyor. Göç ediyorlar Elazığ'a. Ben ilkokul Elazığ'da başladım. Liseye kadar oradaydım. Liseden sonra İstanbul var hayatımda. İşte sonra da Metris var yani İstanbul'la beraber. Göç var hayatımızda. Annemle babam da Dersim'de evleniyorlar aslında. Sonra Kemaliye'ye gidiyorlar, Eyin'e gidiyor. Zaten Muzur Dağı'nın bir tarafı orasıdır, bir tarafı Orcuk'tur, bir tarafı Eyin'dir yani. Onlar önce göç ediyor gidiyor. Sonra biz orada dünyaya geliyoruz. Abim, yani Yusuf Ayaloğlu olan abim, iki abim vardı çünkü. Abim o sırada şeyde, Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okuyor. İngilizce eğitim görüyor filan. İşte bir abla kolejde hemşire oluyor. Diğeri, öbür abla İktisat okuyor, müşavir oluyor filan. Ve ben de ailenin son üyesi olarak İstanbul'a geliyorum. Hani işte üniversite filan. Tabii üniversite
Aslında büyük bir üniversite okudum. Yani Metris Üniversitesi okudum, öyle söyleyeyim. Çünkü Ankara Siyasal çok idealimdeki okuldu. Olmadı. O ideal yarım kaldı. Ama orası hakikaten büyük bir hayat akademisi oldu. Biz bazen kendi aramızda o dönemin tutsak kadınları işte nereden tanışıyoruz? Metris Askeri Akademisi'nden tanışıyoruz falan diyoruz birbirimize. Öyle, orası da çok büyük bir okuldu. Büyük ve zorlu bir okuldu yani, bir hayat okuluydu aslında. Mesela aynı koğuşta, aynı açlık grevinde birlikte olduğumuz, aynı jobları yediğimiz bir arkadaşım belediye başkanı, bir arkadaşım Harvard'da profesör, bir arkadaşım, yani anlatabiliyor muyum? Onun için o askeri akademi içinden sağlam çıkabilenler bakımından, ki maalesef birçok arkadaşımızı kaybettik o abimin dizesindeki bir o tozlu yolculukta. Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Tabii ki hepimizde izler bıraktı. Büyük izler bıraktı ama iyi durduk. Çünkü orası bir açık işkencehaneydi yani. Siyasi şubenin içinde 3 ay şeysiniz yani, işkencecilerin elindesiniz yani. O zamanlar 80'de işte gözaltı süresi 3 aydı. Ondan 3 ay orada, sonra tutuklanma süreci falan filan. Selimiye'de askeri mahkemeler, idam edilenler, açlık grevlerinde, ölüm oruçlarında ölenler, sakat kalanlar ve geriye kalanlar. Yani koca bir kuşağı da bunu yaptı kendi ülkesi, Türkiye. Eylül askeri hapishanelerinde kalmış olanlar bilirler. Her türlü haberleşme yasak olduğu için biz kendimize yöntemler geliştiriyorduk. Yani her siyasi örgütün kendi bir Morse alfabesi vardı ve duvarlarda tıklayarak bayağı büyük tartışmalar yapabiliyorduk yani, teorik tartışmalar. Harflerin birer rakamsal değeri oluyor çünkü. Biz biliyoruz işte, diyelim ki ikimize ait olsun. O rakamlar not alınıyor, sonra çözülüyor filan. Ama biz artık o kadar ezberlemiştik ki onları. Yani duvarda şöyle 5 tane kadın tutsak, 5 tane de duvarın öbür tarafında, yani öbür koğuşta 5 tane tutsak, şöyle konuşuluyor ama kimsenin kimseye karışmıyor sesimiz. Ve abi çok merak ediyordu o askeri cezaevlerini falan, hep sorardı bana, ben anlatırdım ona. Sonra onu böyle çok güzeldir, elleri, parmakları uzun uzun, işte enstrümantist olduğu için aynı zamanda çok güzel ve hızlı yazmaya başlamıştı, o da öğrenmişti yani bunu. Yani biz dışarıda tanıştık açıkçası, cezaevinde değil. Aslında müziğin mutfağında tanıştık, yani stüdyoda tanıştık biz. Çünkü ben cezaevinden çıktıktan sonra sevgili Sevda Bağcan'la, onun da böyle bir 55-60 günlük bir koğuş arkadaşlığımız olmuştu. Onu da bir şarkısından dolayı tutuklayıp getirmişlerdi falan. Bizimle kaldı Sevda, biz çok yakın arkadaş olduk. Ben tahliye olduğumda böyle ilk Sevda gelmişti bana. Yani Ahmet falan hiç tanımıyorum o zamanlar. Yani Ahmet'ten hiç haberim yok. Çünkü bir fikrim yok yani dışarıya dair. O zamanlar böyle şeyler yok. Ya 20'li yaşlarımızdayız işte, 25 falan. Ondan sonra Sevda da tabii, yani o dönem sanatçılar da konser yapamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Yani para kazanamıyorlar falan. Sezer abi, Sevda'nın abisi, stüdyo kurmuştu, ses kayıt stüdyosu. Sevda işte dedi ki, ya ne yapayım işte, orada çalışalım beraber falan dedi yani, hani ses kayıt stüdyosunda.
Bir yerden başlamam gerekiyor benim de. Okul yarım kalmış, her şey, hayat yarım kalmış falan. O oraya geldi Ahmet. Ahmet ilk albümü o stüdyoda kaydetmiş. Ağlama Bebeğimi. İkinci albüm, ama orada bir İzmir konseri yapacaklar birlikte. Yeni Türkü grubu. Ahmet, Selda, bir iki arkadaş daha vardı. O bir afiş fotoğrafı çektireceklermiş. Stüdyoya geldi. Ben hiç haberim yok yani şeyden. Ahmet Kaya kim falan bilmiyorum. İlk albüm zaten sadece. Ama bana dinletilmişti o ilk albüm. Aa demiştim yani çok çok güzel ya. İşte Sabahattin Ali'nin o geçmiyor günleri falan bana çok dokunuyor o aralar. Hala üzerimde şeyin etkisi var yani. 4 yıl kapalı kalmanın etkisi falan. Kim bu filan Ahmet Kaya demişlerdi. Ben de Selda'ya sormuştum ya Ahmet Kaya diye birisi çıkmış duydun mu? Ben onun şarkılarını dinledim filan. Aa evet evet o burada yapıldı onun kaydı. Bu bizim bu stüdyoda yapıldı demişti Selda. O gün de işte kapı çaldı ben açtım. Tanımıyorum hiç Ahmet'i. Kapıda bir genç adam. Sonra Selda gelsene Gülten bak seni tanıştıracağım birisi var filan. Bir de demesin mi? Bak o çok sevdiğin, beğendiğin Ahmet Kaya var hani sorup duruyordun. Ya bir kere sordum böyle bir adam çıkmış diye. İşte o bu filan diye ben o kadar sinirlendim ki Selda'ya. Ne dedim yani hani bu nasıl bir tanıştırma? Öyle tanıştık. Yani stüdyoda tanıştık. Değişim stüdyoda. İşte öyle, öyle başladı yani. Aslında benim arka planımda şey var yani yani çocukluğumdan itibaren mesela çok iyi elektro gitar çalardı abim. Ve ablam ilk hemşire maaşıyla ona elektro gitar almıştı hediye olarak hiç unutmuyorum. Hep İngilizce şarkılar söylüyor filan abim evde o zamanlar. İstanbul'dan geliyor biz taşradayız. Saçlar filan paçalar bilmem ne Yusuf abi. Annem de oğlum şu saçlarını kestir. Babam diyor ki ya nedir bu filan. Aykırı bir model yani. Ve tabii bizde babam da dahil olmak üzere hepimiz birer edebiyat severiz yani. Babam da inanılmaz okurdu. Gözleri yorulduğunda bize sesli okuturdu. Oturduk dibine sesli kitap okurduk babama. Biz hepimiz çok kitap ve şiir hep vardı hayatımızda. Yani ortaokulluydum ben. Bir sürü şiir kitabı okumuştum filan. Bu da Ahmet'in kendi eliyle yazdığı şarkısının notaları. Bu da geçmiyor günleri. Bu kendi el yazısıdır Ahmet'in. Şu. Öyle mi? Tabii. Kendi imzası. Bak oradaki de Ahmet'in orijinal elini 98. Evet. 14 Temmuz 98 mi? 88. Yok 88. Geçmiyor günler. Ben Ahmet'i kendi sözlerini yazdığını, müziğini kendisinin yaptığını görünce çok etkilenmiştim bundan. Yani işte sanat üretmek yani. O zamanlar Nazım, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil filan bestelemişti Ahmet biz tanıştığımızda ilk albümde. Sonra ben onun hayatına işte Atilla İlhan filan soktum, Yusuf Ayol oldu gibi gibi. Biz aslında yani aynı yerlerde dolaşıyormuşuz aslında. Bir kere aynı kültürün çocuklarıyız. O Kürt, ben Kürt Aleviyim. Elazığ, Malatya, sınır kentler. Onun annesinin kültürüyle benim annemin kültürü hiç farklı değil. Aynı şeylere gülüyoruz, aynı yemekleri seviyoruz filan. Yani böyle birçok senkron durum yakaladık. Yani vardı aramızda. İlk abimle tanıştırdım çünkü önden böyle annem babamı ısıtmaya çalışıyorum ama annemin babamın canına minnet aslına bakarsanız hani benim evlenmem filan. Çünkü neden? Bu anarşik. Bu kız anarşik. Keşke hani asla şeye inanmıyorlar yani. Ben evlenirim filan buna bu hiç mümkün değil yani benim üzerimden hiç böyle bir hayal kuramıyorlardı. Evin asi kızı. Onun için önce abimi tanıştırdım. Bir de abim bana hep şey takılıyor. Sen çok salaksın. Bir tane insanın sevgilisi olmaz mı?
İşte bu solculuk, devrimciler bilmem bunların işte sevgili bilmem ne. Böyle çok dalga geçerdi. Senin hiç sevgilin yok falan. Böyle çok yani ufku açık bir insandı abim. Ya dedim ki buna bir tane birini tanıştırayım. 25 yaşına geldim yani. Al sana sevgili diye Ahmet'i tanıştırmıştım o zaman. Şiirse şiir, edebiyatsa edebiyat, müzikse müzik. Yani bir sürü konu var ortak. Ve işte sonra ilerleyen zamanlarda dedim ki Ahmet abinin acayip şiirleri var filan. Hadi ya filan. Abim hep kurşun kalemle yazdı ve hep deftere yazdı. Kareli defterlere. Hayatı boyunca. O külliyatlarını da hep yanında taşırdı. Böyle bir çantası vardı onun. E ne yapacağız, nasıl ulaşacağız filan. Ahmet'e dedim ki o çantasında onun külliyatları dedim. Defterlere yazar dedim şiirlerini filan. Ahmet bir gün işte evdeki bir pozisyonu yakalayıp o şeyi hani sokak diliyle onun zulasını açığa çıkartıyor filan ve orada işte şeyi okuyor ilk. Hani benim gençliğim şarkısını, şiirini. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim anne. Sözleri çok değerli kardeşim, sevgili arkadaşım Yusuf Hayal Örmay. Hani benim gençliğim nerede? Uçurtmam tellere. O öyle dilden çıktı zaten şey. İlk şarkısı, yani ilk bestelediği o olmuştu. Abim de çok şaşırdı yani. Siz bunu nereden buldunuz, nasıl falan. Hırsızlık yaptık tabii yani. Ve öyle başladı. Ondan sonra da işte o ortak üretim süreci. Sonra biz üç kişi olduk. Ben tabii şey, ortada körebe gibi. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Biz o zamanlar böyle şimdi bazı ekiplerle falan çalışıyorlar herhalde herkesler. Bizde öyle bir şey yoktu yani. Biz her şeyi kendimiz yapardık. Bu hayal oldu. Bu hayal oldu. Bu hayal oldu. Grafik değil mi? Evet evet. Yani bunu zaten çizgidir hepsi. Bunu da fotoğraftan şey yaptı, bozdu. Çünkü bu hani Bahtiyar'ı simgeliyor, kod adı Bahtiyar'ı. Ahmet'in fotoğrafını bozarak yaptı bunu, bir mahkum. Hani mahkum fotoğrafları çekilir ya önden yandan filan. Yani o işler bana kalıyordu, o hamaliyelikler yani. Oturup saatlerce mesela albümde şarkı sıralaması yapardım. İşte albümün adını koyardım. Video klipleri de kendimiz yapıyorduk genellikle. Yani set bizimdi, Ahmet çekiyordu filan. Montajı ben yapıyordum gibi. Bozar mı sandın acıları, belaya atlar giderim. O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız. Şu yoktu yani bizde. İşte mesela bir menajerlik mekanizması. İşte yok kostüm tasarım bilmem ne falan. Bunları hepsini ben yapıyordum zaten. Yani ha, kostüm tasarım öyle bir yapıyordum ki Ahmet eşofmanla sahneye çıkıyordu yani. Peri lastikli çiçekli pantolonlarla. Ahmet'in öyle bir derdi yoktu yani. Umurumda olmaz. Yani dünyevi bir adam değildi ki Ahmet. Yani mesela bir gece kalkmış uykudan saçını tıraş etmiş, sıfıra vurmuş. O sırada da fotoğraf çekilecek albüm kapağı için. Yapımcı deliriyor. Fotoğraf çekimi bunu bilerek mi yaptın diye. Ha dedi Ahmet. Bilerek o nedir ya fotoğraf artist bir şey miyiz bilmem ne. Yani kafasını kazımıştı. Bir de sabah beni kaldırıp dedik ki sen şu ensemi tam kesemedim. Şurayı da sen halleder misin? Yani o böyle bir adamdı. Açık havada çekiyor ya. Ta nereden nereye sesini duyurması gerekiyor. Ondan sonra da sesi kısılıyor. Ben de ona gittim doğum gününde şey aldım. Bu megafonu aldım. Sette bunu kullan, bağırma diye. Ondan sonra bunu ona hediye ettiğim gün yemekten dönüyoruz doğum günü yemeğinden. Bunu aldı eline. Arabanın camını açtı. Bunu kullanıyor.
Yok, 34 bilmem ne, sağ çek kardeşim, işte sen şunu yap, bunu yap. Yani bütün çil yavrusu gibi dağıttı şeyi, trafiği. Ya, bir eğlendi. Tabii tabii, Tarabya yokuşunda. Rumeli Kavan'dan dönüyorduk balıkçıdan. Ay bir eğlendi, bir eğlendi. Bayıldı bu oyuncağına. Onun hep oyuncakları vardı. Bu oyuncağını çok sevdi. Polisleri, molislerin taklidini yaptığı için bununla çok hoşuna gitmişti bu. Bazı sol dergiler mesela şey yazıyordu. Deniz'e nazır villasında işte viskisini yudumlarken işte sol bilmem ne falan diye bize eleştiri yapıyorlar. Ben oturup onlara cevap yazıyordum. Ahmet adına. Yani ya sonra işte Ahmet şey demişti. Yani ne villası, şuradan bir boklu bir dere aksa razıyım yani. Ben o kadar suya bakmayı seviyorum yani. Ne villası kardeşim, bir apartman dairesinde oturuyoruz ve hala aynı apartman dairesinde oturuyoruz. Biz ekiptik, evet. Onu demek istiyorum. O dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini. Ben bu bak şurada yazar. Böyle belli belirsiz atardı şeyin imzasını, görüyor musun? Kendi imzasını. İşte bunlar yok artık. Bak bu orijinali ne kadar yıpranmış durumda. Kapaklar o kadar çok değiştirildi ki. Yani başka firmalar aldı, başka kapaklar yaptılar falan yani. Onun için çok fazla değişti her şey. Bunlar böyle kelebekler gibi, benim çocuklarım gibi hepsi, bizim ortak çocuklarımız gibi yani. Hiç öyle bir seçki yapamam. Mümkün değil. Yani mesela değişen ruh hallerime göre uzun zaman dinlemediğim bir şarkı birdenbire beni alıyor, allak bullak ediyor filan. Mesela yeni tanıştığımızda bana ilk çaldığı, hani bunu... Ben çünkü o zamandan itibaren onun artık ekibi olmuştum zaten. Hani bunu repertuara alalım mı, dinle bakalım, ne diyorsun filan. Mesela onlarda var öyle bir iki tane Acılara Tutunmak albümünde. Ama sahiden hepsi çok şey benim için. Yani çok özel. Yani ben uyurken çalışıyorsa beni uykudan uyandırıp dinlettiği şarkılar var. İşte benim yazıp ona stüdyoya faksladığım ya da burasını şöyle değiştir. Ahmet dediğim onun yazdığı veya abimin yazdığı veya filan. Yani her birinde o kadar başka izler var ki mümkün değil, şey yapamam. Yani ayıramam. O Ahılan Rıza şiirinde o ikisinden şeyler vardır, izler vardır zaten. İşte Bornova'da askerlik, Gelibolu'da askerlik. İşte Ahmet Gelibolu'da yapmıştır, o Bornova'da yapmıştır filan. İşte ikisi de Fenerbahçeli filan. Maç izlerken onlar inanılmaz totemler yaparlardı filan. Hayat dururdu evde. İşte şöyle oturduk, bak onun için gol olmadı, yerimizi değiştirelim, yok bilmem ne filan. Şimdi o yazacak, o okuyacak, besteleyecek filan, tamam, evet. Ama ben hepsini koordine edeceğim. Ben hem çekimlerde, stüdyoya gidiyoruz, sonra çekime başlıyoruz. Setteyim de aynı zamanda. Sonra herkesin işi bitiyor, herkes eve gidiyor. Ben montaja gidiyorum. Bunlar geliyorlar montaja. Böyle daha ilk yani yarım dakikasını daha bağlamadan. İşte biz çok yorgunuz falan. İkisi de eve gidiyor. Ben kalıyorum orada tek. Ertesi gün öğleden sonra saat 2'ye kadar. 2'de eve gidiyorum. Geceliğimi giyip yatağa giriyorum. 4'te Melis okuldan geliyor falan. Böyle bir durum. O gerilimi hiç unutmuyorum. Fakat orada ortaya çıkan üretimi de hiç unutmuyorum. Yani o inanılmaz şiirler çıktı. O demek şimdi gidiyorsun işte Ahılan Rıza gibi filan. Hep eğlenerek ürettik. Çünkü ikisi de çok mizah üretebilen insanlardı. Yani çok zeki, çok mizahı güçlü insanlardı ikisi de. Ve onun için çok eğlenceliydi yani. Hadi bir tane daha aklıma düşen bir şey daha dinleyeyim. Başlayacağım.
bizim asıl birinci meselemiz, yani yeni bir şeylerden öte, bu Kürtçe şarkının olduğu albümü çıkartmak. Benim yeniden girip okumam lazım bunları, okumak istiyorum diyordu. Buradaki tonmeisterımızı Paris'e götürmek istedi. Sonra orada stüdyo kurmak istedi filan. Yani madem üzerine bu kadar kıyamet koparıldı bu Kürtçe şarkının, ya bir görün bakalım bu neymiş, hani nereyi böleceğiz biz bu şarkıyla yani. Hangi vatana hainlik edeceğiz yani? Kimin vatanı? Kani dıheri ki Ukrvan diçu Ukrvan diçu. Ahmet'ten sonra çıktı o. Bir de şöyle bir cinnet hali vardı yani işte. Yani sokak o hale getirilmişti. Öyle söyleyeyim. Yani işte böyle kırmalar, dökmeler, bilmem ne, hiçbir yerde çalmıyor, sansür, radyoda yok, televizyonda yok filan. Ya elektrik tamircisi gelmiyordu eve yani. Adam gelmedi eve yani. Böyle her zaman çağırdığım tamirci gelmedi. Yani böyle şey, hani anladın mı, vatan hainin evine gidemem ben diye. O duruma getirilmişti. Onun için zaten bitseydi de çıkaramazdık. Kırıp dökeceklerdi. Ben ondan sonra çıkardım ve o albümü herkese de aslında bir sözüm olsun istedim. Yani onun böyle küçük bir lansmanını yapmıştım ve adını da Helalleşme Gecesi koymuştum. Ahmet Kaya ile helalleşiyoruz diye. Onu yapmayı çok istiyordum ve yaptım da. Yani videosunu da yaptım. İşte albümün içine de koydum onu. Ama hala tek parça vatan. Vatan hala tek parça. Aranıyor, hapis, bilmem ne, mermi kolye verildi, o bu falan. Bak hep bunlar hep böyle şey yani. Bir şurada bizim bir tane şeyimiz var, belli belirsiz bir milisin bebekliğinde. Bu da Paris dönüşüdür üstelik. Bak gözaltında, DGM'de, bilmem ne. Tabii dolayısıyla başım belada yani. 12-13. Yani ortaokula başlamıştı Melis. Çiğdem de liseye başlamıştı. Ekim'de doğum gününe götürememiştim. Çünkü okul vardı. Yani tatil izin yoktu. Ama Kasım'da bir ara tatili vardı Melis'in. O bir haftalık bir ara tatildi. Kasım'da birlikte gidecektik ve birlikte gittik zaten. Bir de doktor kontrollerinden geçireyim gitmişken Ahmet'i orada istiyordum. Olmadı yani. Kasım'daki gidişimde kaybettik Ahmet'i. Bana, öykü bana, roman gibi, her an bana, hücremde yalnızım gel, gel düşümdeki sevgilim, soyunup hazır olan bana. Ben yani sürekli yanında olmadığım için mesela o mide ağrıları falan, onlar beni çok kaygılandırıyordu ve hep istiyordum ki şöyle bir tepeden tırnağa baktıralım. O da hep sen geldiğinde yapalım bunu, sen geldiğinde yapalım diyordu. Ben de Melis'in okul tatilini bekledim ki hani bir hafta orada rahatlıkla her şeyi yaptırabilelim diye. Randevuları aldık, ilaçları aldık falan, hani önceden yapılacak tetkiklerin ilaçlarını. Ve hani o zamanı, o haftayı öyle geçirecektik biz. Sadece Ahmet için onları yaparak. Kasım'da kaybettik. Yani Melis'te ikimiz yanındaydık o sırada. Sen de gayet iyi biliyorsun. Açıkçası bu ülke incitti onları. Yani burada kalması için benim dışında, yani ailesi ve sevdikleri dışında nasıl bir sebep olabilirdi ki? Yani bu ülkenin incittiği, kırdığı, üzdüğü çocuklar bunlar. Yani o oraya zaten eğitim için gitti, yüksek lisans için gitti, yaptı, bitirdi. Şimdi doktoraya başladı ve orada bir hayat kurdu. Ama incindi yani. Kırıldı. Kırgın.
Paris'teyken bir şey almıştı Ahmet. Bir viski almıştı, eski bir 16 yıllık bir viski. Melis daha 13 yaşındaydı. Bunu Melis'in mezuniyetinde içeceğiz diye. Ben onu alıp Türkiye'ye getirmiştim. Sonra onu alıp götürdüm. Orada şey yaparız diye. Yani Melis'in üniversite mezuniyetinde Ahmet'in başucunda yaparız filan. O da olmadı, yapamadık onu. Bir gece Melis'in dişi çok ağrımış evde. Alkol aramış, hani orada çok kolonya falan da çok olmaz. Evde alkol aramış filan ve babasının aldığı o viski varmış. İşte ona böyle çocuklukta aklında kalmış bir şey herhalde, alkol koymak lazım, uyuşturmak lazım diye. Pamuğu viskiye batırıp dişine bastırmış. Biraz belki de psikolojik birazı azalmış diş ağrısı. Sonra bana dedi ki, anne biliyor musun babamın viskisiyle kesildi diş ağrım dedi. Yani o viski bu işe yaradı filan demişti bana. O viski hala duruyor orada. Yani Melis Üniversitesi'yi de bitirdi, yüksek lisansı da bitirdi ama biz ona hiç dokunamadık. Yani Melis'in dişinin haricinde. Amerika hayalimizde kaldı. Çünkü evet, o tam da şu sıralarda artık hani Melis bir yetişkin ve biz çok rahatlıkla uzun seyahatlere gidebilirdik filan. Yani şimdi kızımla gidiyorum bir yerlere. O öyle küçük küçük beni alıyor götürüyor. Ama o başka bir hayaldi yani. Böyle sırt çantalarıyla, bir de Latin Amerika, yani benim genç kızlığımdan itibaren benim de onun da hep böyle Küba'ya falan gittik tabii. Ama birçok ülke vardı böyle, yani sistemleri ilgimizi çeken, işte mücadeleleri ilgimizi çeken birçok ülke. Biz oraları istiyorduk özellikle. Olamadı maalesef, olamadı. Artık ben de gitmem zaten, gidemem yani. En fazla Paris'e kadar. Yolum benim Paris'e kadar. Gidemem artık. Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı. Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı. Yani hafızam çok kötüleşti benim. Çok unutuyorum galiba, yer açmak için bir şeyler siliniyor mu bilmiyorum ki yani. Ama istiyorum yani. Yani kendi notlarımı almak istiyorum çünkü hani o tanıklıklar filan. Bir süre sonra bir kenarda dursun, birileri merak ettiğinde alsın, baksın, etsin falan. Yani bulunsun istiyorum ama o geriye tekrar dönmek de biraz şey yapıyor beni. Yani kolumu kanadımı bir kırıyor açıkçası. Hafızamın kötülüğü de öyle, yani motive olamıyorum. Ama o arada işte başka bazı çalışmalar yapılıyor. Onlar mesela, çok seviniyorum onlara. Doktora çalışmaları falan yapılıyor. Kitap olarak çıkan çalışmalar da oldu. Ahmet Kaya Müziği üzerinden. O tür çalışmalar da beni çok heyecanlandırıyor ve seviniyorum. Yani. Hiç şarkı sözü yazdınız mı? Yazmadım, hayır. Yazmadınız. Yazacağım kimse yok artık. Yani... Mikrofonum yok ki. Mikrofon yok yani, onu yazıp da kenarda. Çünkü onun başka bir şeyi var yani. Onun başka bir ruhu var, başka bir heyecanı var. Bir şey ürettiğinde onu paylaşmak ve onun etkilenmesi, benimsemesi, işte filan. Yani mesela ben yazdığımda öyle Ahmet, hiç kayıtsız koşulsuz kalıp gibi alıp onları
şey yapmıştı yani, şarkılaştırmıştı. Ben şimdi yapamam onu yani. Hiç kimse için yapamam. İki yanımda iki polis, ellerim kelepçede. Ben nasıl bir yolu yürürdüm, o nasıl bir yol yürürdü. O yine çok başarılı bir yol yürürdü. Çünkü çok yetenekli yani. O yine çok iyi eserler yapardı yani. Ben ne olurdum bilmiyorum. Belki ben bir şeyler yazardım yani. Atilla İlhan bana öyle demişti, yazmalısın falan demişti. Yani işte bu 12 Eylül süreçleri falan da dahil olmak üzere... Belki yazardım. Ya Ahmet bana elektronik bir daktilo almıştı yazayım diye. Durur benim o daktilom hala. Ben lisede resim okuduğum için bana tuvaller, boyalar almıştı. Onlar da duruyor. Hiç yap, onları da yapmadım falan. Yani yani kendimle ilgili demeyeyim de, çünkü bu da bizim hayatımızdı. Bunun her türlü bir doyuruculuğu vardı. Yani onun dışında bir şey yapayım mı? Hem zaman yoktu ama zaman olsaydı da zaten çok doyurucu bir hayattı her bakımdan. Çünkü bir üretim gerçekleşiyor. Bu çok, bundan daha kutsal ne olabilir yani? Ve onun bir parçasısın, içindesin. Ve sonra onu milyonlarla paylaşıyorsun filan. Bu çok iyi gelen bir şey zaten. Doyuran bir şey, ruhu doyuran bir şey. Ahmet Kaya olmasaydı belki, yani hani hiç tanışmamış olsaydık. Belki eli sopalı bir kaymakam bir şeydi, onu gidip okula devam edebilirdim falan. Bilmiyorum ama yazardım galiba diye düşünüyorum. Bir şeyler yazardım, hani başarır mıydım, başaramaz mıydım onu bilemem. Yani şiir mi? Yok, şiir yazamazdım belki ama bilmiyorum yani. Bir şeyler yazardım. Sevdalla birleşince, dalda güller ezilince, yara açtı gül tenimde, yara açtı gül. Yara.